Yapmadım. Teşekkür ederim. Hem de benim imzam var bak, görüyor musun? Evet. Tabii. Başkanlar bunu görmezse evet. Bakarız isteyecek. Ne diyordun sen ya? Evet. Daha nasibim olmadı. Bizim 45 felç gibi kalıyor. Yolcular olmuyor. Bir Ankara yolu, bir İstanbul yolu olmadığı için. Bu sefer de işte geçen gün yolcu Ankara'daki konuşmamızda Süleyman abi bizi davet etmiyor falan demişti. Nasip olacakmış. Allah razı olsun. Yani, anladı. Vatandaş 15 bin lira civarında sınava başladı. O perakende olan. Derim yok. 15-16. Derim yok genel başkanım bu sene. Marketlerde de 22'den başlıyor. 22'den başlıyor yani. Yani başkanım 13 bin üyemiz var, ayıklı üyemiz var. O 13 bin. Evet. Oo. 3500-3800 arasında çekersen bir ay. Bir tane personelimiz var, 6 tanesi üniversite mezunu. Bu vaziyette çalışmalar. Şey var mı, tarım danışmanı var mı? Tarım danışmanı, bir tane tarım danışmanı var. 2 tane? Evet. Tamam. Toplam hepsi kaç tane? Hepsi 7 kişi oldu. Ha, 7 kişi oldu. Güzel. Tarım danışmanları, şu bayanlar mıydı? Ha, bayanlar. Biri benim. Biri sensin. Memleket burası mı? Akhisarlıyım başkanım. Akhisarlıyım. Ben buraya kadar ya. Başkanım şey. Akhisar'da bir danışman. İki danışman ikimiz de Akhisarlıyım. Ucuz girdi sanırım. Çok iyi. Bundan da çiftçi son derece. Çok iyi. Şey olarak ÇKS'ye kayıtlı kaç çiftçimiz var burada? 3500. 3500? Evet. O zaman da işletmeler büyük, araziler büyük. Araziler büyük değil, araziler... Bunlar şey alamazsın ki yoksa bu 3500 şimdi. Topluyor, araziyi bunlar topluyor. Bunlar ÇKS'ye kayıtlı olmayanlar gelip aylaklarını ödüyorlar mı? Yok, 700 milyar çiftçinin üzerinde alacağımızı gözüküyor. Hah. Yani, değil mi? Değil. Yani şey olarak 3500 tanesi geliyor değil mi her yıl normal ÇKS kaydı için? Aktif olarak onlar geliyor. Onun dışında kaç kişiler alabiliyorsunuz? Hayda. Onun dışında yine ihtiyacı olanlardan alabiliriz mesela bağ kurulusu. Yani şeyiniz, geliriniz çiftçi sayısına göre yüksek geldi mi? Ben onu soruyorum. Bankalardan kredi kullanacak olanlar da çiftçi. Onlar geliyor. Evet, onlar. 5 bin civarında bir çiftçi geliyor değil mi? Ortalama. Tahmin ediyorum çünkü ortalama. O parayı başka türlü okuyamaz. Tamam. Müdürümüz Nuri Sorman Bey. Bundan 52 gün evvel vefat etti. Tabii bugün 52'si okunacak. Camide bir okuma yapılacak Manisa'da. Ve arkadaşlarımızla beraber bu okumaya katılmak üzere Manisa'da bulunuyoruz. Tabii Manisa'ya gelmişken de değerli başkanlarımızı, oda başkanlarımızın da talebi üzerine oda ziyaretlerini de yapıyoruz. Onlarla da bir görüşme imkanımız oluyor. İşte biraz evvel Akhisar'daydık. Değerli başkanımızın odasını görme imkanımız oldu. Şimdi tabii bugün de şimdi birazdan da şeye geçeceğiz değil mi? Kınık'a geçeceğiz. Kınık'ta biliyorsunuz bir doğal afetlerden zarar gören üreticilerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz. Onlara moral vermeye çalışacağız. Tabii bizi bu doğal afetler fevkalade üzüyor. 2014 yılını özellikle yıl içinde belirli aylardaki doğal afetler üreticimize fevkalade zarar verdi. Yani don vardı, dolu vardı, sel vardı, hortum vardı. 2014 yılında görmediğimiz bir doğal afet kalmadı. Tabii 2015 yılının daha iyi geçmesini arzu ediyorduk ama 2015 yılının başından itibaren de bazı doğal afetler yine çiftçimizi vurmaya başladı. Aşırı tabii biliyorsunuz yağışlar var. Mevsim normallerin üzerindeki yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Tabii bazı yerlerde yine dolu felaketiyle karşı karşıya kaldık ki bunlardan bir tanesi de Kınık ilçemiz. Oradaki üreticilerimiz fevkalade zarar gördü, ürünler zarar gördü. Tabii biz hükümetimizden binaların sarılmasını talep ediyoruz. Özellikle hiç olmazsa 2090 sayılı kanun ihtiyacı cevap vermiyor. Tabii öncelikle bu kanun bir rehabilitasyonu gerekiyor. Tüm mal varlığının zarar görmesi halinde üreticilerimize yardımı öngören bir kanun bu. Bu kanun ihtiyacı cevap vermiyor. Tohum yardımıyla alakalı bir kanun vardı, o da kaldırıldı. Şimdi tabii özellikle Tarsim kapsamında olan üreticilerimiz prim ödemek kaydıyla ki bu primlerin yarısını da devlet ödüyor. Bunlar tabii zararların bir kısmını tazmin edebiliyorlar, karşılayabiliyorlar ama Tarsim kapsamında olmayan üreticilerimize bir yardım yapılması lazım. İşte afet fonlarından yardım talep ediyoruz, afet fonlarından yardım yapılıyor. Bunun dışında
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlar erteleniyor. Ama çiftçilerimizin yarısı özel bankalara borçlu. Dolayısıyla özel bankaların da bir yapılandırma yapmasını talep ediyoruz. Çünkü çiftçimizin önümüzdeki dönemde tarlaya girebilmesi, üretim yapabilmesi için çiftçimize can suyu verilmesi lazım ve bu borçlarının da rahatlatılması gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili tabii girişimlerimiz devam ediyor. Tabii ülkemizde çiftçilik zor bir meslek, kolay değil. Zaman zaman doğal afetlerle boğuşuyoruz, zaman zaman maliyetlerin yüksekliğiyle boğuşuyoruz. Zaman zaman tabii yapısal sorunların getirdiği problemler var. Bir taraftan işletmelerimiz ufak, bir taraftan da sulamayı açamadığımız Türkiye'de 3,5 milyon hektar arazimiz var. Bunların da önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde açılması lazım, sulamaya açılması lazım. Bunun ötesinde tabii özellikle Ziraat Odası başkanlarımızdan bu manada da bir beklenti içerisindeyiz. Biraz evvel Aksa'da da ifade ettim. Siz ne yaparsanız yapın. Hangi tedbiri alırsanız alın. Yapısal sorunları da çözseniz, sulamaya da açsanız, her türlü girdi desteklerini de sağlasanız, destekleme bütçesini de artırsanız, eğer çiftçimizi bilgiyle buluşturamazsanız, yani üretimde, verimlilikte, kalitede ve standartta en önemli enstrüman bilgidir. Eğer bilgiyle çiftçimizi buluşturamazsak, bizim tarım sektörünü şaha kaldırmamız mümkün değildir. Ha şunu da ifade edeyim. Özellikle bu bölge zeytin bölgesi olduğu için söylüyorum. Son zamanlarda bazı medya kuruluşlarında üreticinin zeytinyağı stoğu yaptığı ve fiyatları bunun yükselttiği ifade ediliyor. Ben dün bir açıklama yaptım. Üretici fiyatlarını aldık. Üretici fiyatları ortalama Türkiye'de 11,5 lira civarında. Yani üreticinin elinden zaten zeytinyağı çıkmış gibi görünüyor. Üreticinin stok yapmadığı da bu fiyatlardan gayet açık. Dolayısıyla zincirin diğer halkalarına bakmaları lazım. Biz bunu üretirken stok yapma gücüne de sahip değiliz. Böyle bir maksadımız, muradımız da hiçbir zaman olmamıştır. Bizim derdimiz maliyettir. Maliyetin üzerinde para kazanmaktır. İşte orada zorlanıyoruz. Yoksa ne stokçuluk yapıyoruz ne fiyatları yükseltiyoruz. Onun için biraz aracılara bakılsın. Fiyatlarını kimin yükselttiği de o şekilde tespit olunur. Burada üreticimizin hiçbir suçu yoktur. Verdiğimiz fiyat 11,5'tür. Piyasada bu iki misli fiyata satılmaktadır. Olay aradaki zincirden kaynaklanmaktadır. Bunu da burada ifade etmiş olayım. Şimdi ya, artık kondisyonun üzerine de 40 tane gavun lokumu yaptırdık. Bunları biz nasıl götüreceğiz yani? Evet. Yani sen şimdi şeyi de bolduracaksın. Evet, dalgınlığa gireceğiz, bolacağız ya. Çok teşekkür ederim. Thank you.